Merhabalar, Evmin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kuş yuvası pasta tarifi. Kuş yuvası pasta tarifimizin malzeme listesini ve yapılışını hemen paylaşıyorum sizlerle. Malzeme listemde 2 adet yumurta var. 2 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorum. Öncelikle beyaz kısmıyla işlem yapacağım. İçine bir fiske tuz atarak yumurta beyazı kar gibi köpürene kadar çırpıyorum. Artık dökülmeyen bir kıvama geldiğinde bunu kenara alacağım. Yumurta sarılarıyla olan kısmını yapmaya başlayacağım hemen pastamın. Daha sonra bunları karıştırıyoruz spatula yardımıyla. 2 yumurta sarısını, yarım fincan suyu, 1 su bardağı kadar süt ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Tam doldurmuyoruz sütü koyarken. 1/3 boşta kalacak şekilde sütümüzü de ilave ediyoruz. 1 su bardağı toz şekerle beraber tamamını köpürene kadar çırpıyoruz. Beyaz bir köpük oluşmasa da yine de yumurta sarısıyla yaptığımız kısmı da oldukça iyi köpürüyor. Bu aşamaya gelene kadar çırptıktan sonra toz olan malzemeleri ilave edeceğiz. 1 paket vanilyamız var. 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. 1 su bardağı tepeleme dolu unu ilave ediyorum. Bunlarla beraber pastamızı mikser yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Sünger gibi bir kek elde etmek istiyoruz ki öyle oluyor bu tarifle. Yumurta beyazını da yumurta sarısıyla hazırladığımız harcın içine karıştırıyoruz ve artık bu aşamadan sonra mikseri kullanmıyoruz. Dıştan içe doğru yumurta beyazını karıştırarak köpüklerini söndürmeden kek hamurumuzu hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen karıştı. Artık bunu kek çemberinin içine dökeceğim. Kek çemberini de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evde henüz kullanmıyorsanız kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir mutfak eşyası. Bunlar boy boy oluyor. Dörtlü olarak ben satın aldım. Yeri geldiğinde diğer kalıplarımı da nasıl kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi altına yağlı kağıdı bu şekilde sararak bir tepsinin içine kek çemberimi alıyorum. Pastayı içine dökeceğim ve 180 derecedeki fırında 35-40 dakika boyunca pişireceğim. İlk önce 170 derece ile başlıyorum. Kabardıktan sonra 180 dereceye getiriyorum. Böylelikle hem çok kabarıyor hem de altı üstü kızarıyor. Hemen doğrudan 180 dereceye getirmemenizde fayda var. Şöyle kekimi biraz sallayarak her yerine eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ara sıra kekimi de kontrol edeceğim. Kürdan yardımıyla içinin piştiğini gördüğümde fırından çıkaracağım, soğumaya bırakacağım. Kek soğumadan çıkarmıyorum çemberin içinden. Kekim pişerken hemen üzerindeki kakaolu sosu hazırlıyorum. 3 su bardağı süt var. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. 2 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekeri kullanıyorum. Pudra şekeriniz yoksa eğer toz şeker de kullanabilirsiniz. Yine 1 paket vanilya var malzeme listemde. 50 gram kadar da tereyağı kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri ilave ettikten sonra ocağın altını açmadan önce nişasta çözülene kadar karıştırıyorum. Daha sonra koyulaşana kadar kaynatacağım ve kenara alacağım. Gerekirse de mikser yardımıyla havalanması için ve topaklarının kalmaması için çırpabiliriz çikolatalı sosumuzu. Çikolata sosumu hazırladıktan sonra kekim pişti, soğudu. Onun şöyle üzerine ağzı geniş bir su bardağı koyuyorum ve su bardağının çevresinden bıçakla bir çizik atıyorum. Bunun içini elimizle boşaltacağız ve pastaya adını veren kuş yuvası şeklini vereceğiz. Aile ortamında, arkadaş ortamında doğum günü yapmak istiyorsanız ve doğum günü pastasını kendiniz hazırlamak istiyorsanız bu pasta tariflerimi takip edebilirsiniz. Dışarıdan hazırını aldığımız doğum günü pastalarından hiçbir farkının olmadığını göreceksiniz birçoğunun. Bu kuş yuvası pastam da şekil olarak aynen böyle, hem farklı hem de çok lezzetli bir pasta.
Gördüğünüz gibi çikolata sosumuz soğudu, pürüzsüz bir kıvam aldı. Bunu soğumuş olan pastanın üzerine bir tel yardımıyla döküyorum. Bu şekilde yaptığımızda çikolatanın fazlaları telin altındaki tepsiye geliyor. Dolayısıyla aynı tabakta hem servis hem de sos yapmak doğru olmuyor. Tabağımız çok kirlenecek ve tabak kirlenmesin diye de sosu dökmemek olmaz. Sosu her tarafına eşit bir şekilde döküyoruz. Daha sonra buzdolabına gönderiyoruz. Derin dondurucuda buzluk kısmında 1-1,5 saat bekletiyoruz. Üzerindeki çikolata artık donmaya başlıyor. Bu aşamadan sonra bir avuç badem şekerini kuş yuvasının ortasına koyuyoruz. Kenarlarına da daha koyu renkli bir çikolatalı sosla kuş yuvasının çöpleri olarak çiziyoruz. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz koyu renkli çikolatanız yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Ve artık kuşu da koyduktan sonra benim pastam servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğendi yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.